Merhaba arkadaşlar, ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak Tunç Yakın. TYT denememizin matematik çözümleriyle beraberiz. Bizden y'nin değer aralığını istemiş. O zaman bakarsak şurada bir içler dışlar yaptığımızda x eşit olacak y çarpı 2 bölü 1000'e. Buradan da nedir? X eşittir y bölü 500 gelecektir. Bize verilen eşitsizliğin pay ve paydasının yerini değiştirdiğimizde 1 bölü 4 küçüktür x küçüktür 5. Pay ve paydanın yerini değiştirdiğimizde eşitsizliğimiz yön değiştirecek. X gördüğümüz yere y bölü 500 yazarsak ve eşitsizliğimizi 500 ile genişletirsek 125 küçüktür y küçüktür 2500 şeklinde karşımıza çıkacaktır y'nin değer aralığı. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. İkinci sorumuz birinci şekil kira artı mutfak masrafıymış. İkinci şekil ise mutfak masrafı olarak verilmiş bize. Şimdi istiyor ki bizden mutfak masrafına ayırdığın hesap makinesinde nasıl hesaplayacak? Bakarsak birinci şekil 15 eşit parçaya bölmüş ve 9'unu maviye boyamış. Çarpı dersek biz şu an kira ve mutfak içindeki mutfağa bakmak istiyoruz. Burada ne yapmış? 8 eş parçaya bölmüş ve ikisini pembeye boyamış. Mutfak için harcadığı miktarın işlemi bu aslında. Buradan da sadeleştirirsek 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 4. Peki bunu ondalık sayı olarak nasıl göstereceğiz? 0,6 çarpı 0,25 şeklinde gelecektir. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz C yerine yazabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş bize. Hemen başlayalım. Şimdi A'ya 4 verirsek. A eşittir 4 için diyelim. A'ya 4 verdiğimizde burası 2 gelecek ve 4'ün karesinden 16. B yerine 13 farklı tam sayı yazılır demiş. 2 ile 16 arasında 13 tane tam sayı var mı? Evet var. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Peki bakarsak şimdi kök içinde A üzeri 5. Yani ne gelecek buradan? 4 üzeri 5'in karekökü. Bu da nedir? 2 üzeri 10'dan. Kök içinde 1024. Bunu bulduk. Yani burası da kök içinde 1024'müş. Peki bizden istediği C yerine kaç farklı tam sayı değeri yazılabilir? O zaman hemen şöyle yapalım. Şurası 1024. 16'yı da kökün içine alırsak 256 gelecektir. Peki C de zaten kök içinde. O yüzden ikisini de kök içine aldık. Toparlarsak buradan C yerine en büyük kaç yazabiliriz? 1024'ten küçük olacak 1023 eksi 256'dan büyük olacak 257. Son terim eksi ilk terim artı 1 şeklinde yazdığımızda C yerine 767 tane sayı yazabiliriz. Doğru yanıtımız E seçeneği geldi. Dördüncü sorumuz Aygül ve Buse satranç oynuyorlarmış. Bakalım satranç toplam 16 taşla oynanır. Bunu unutmayalım. Şimdi Aygül'de ne oluyor? Aygül için bir fil, bir at ve bir kalesini alabilmem için 3 piyon ve bir fil vermem gerekiyor demiş. O zaman Aygül'ün 16 tane taşı vardı. 3 piyon ve bir fil verirse ne olacak? 4 tane eksilmiş olacak. Peki Buse'ye bakalım. Buse demiş ki vezirini alabilmem için yine 16 tane taşı vardı. Bir at, bir fil, 3 piyon. Toplam kaç taş vermesi gerekiyor? 5 taş vermesi gerekiyor. Eksi 5 deriz. Şimdi dikkat edin burada ne olmuş? Aygül Buse'den bir fil, bir at, bir kale almış. Yani kaç tane eksiliyor o zaman Buse'den? 3 taş daha eksiliyor. O yüzden eksi 3 diyorum. Peki Buse Aygül'ün taşlarıyla ilgili ne yapıyor? Vezirini almak istiyor. Buradan da bir taş geldiği için eksi 1 diyeceğiz. Son durumda Aygül'ün 11, Buse'nin de 8 taşı kalacak. Bizden ikisini oranlamamızı istemiş. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. Beşinci sorumuz sade kahve 2 kaloriymiş. 2 küp şekerli kahve 40 kalori. O zaman kahve artı 2 tane şeker de 40 kalori gelecektir. Kahve yerine 2 yazarsak 2 şeker 38,
Bir küp şekerin kalori değeri 19 gelecektir. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. Altıncı sorumuz, en küçük değer için sayılarımızı 1, 2, 4 ve 3 şeklinde seçtiğimizde. Burada da yerine yazarsak x eşit olacak 1 çarpı 2 eksi 4 üzeri eksi 3'ten eksi 1 bölü 8 gelecektir. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. Sekizinci sorumuz, Selim öğretmenin tahtaya yazdığı bilgilerden kaç tanesi her zaman doğrudur demiş bize. N tam sayı olmak üzere çift sayılar 2n, tek sayılar 2n artı eksi 1 şeklinde gösterilir. Doğrudur. Bunda herhangi bir sıkıntım yok. Tek sayıda asal sayının toplamı çift ise asal sayılardan en az biri 2'dir demiş. Mesela ne olsun? Tek artı, tek artı, çift demiş. Tek sayıda 3 tane seçtik. Tekle tekin toplamı çift, toplamının çift asal sayılardan en az biri 2'dir diyor. Zaten çift olan tek asal sayım 2'ydi. Bunda herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi burayı sağlıyor ama bunu bozan bir durum. Mesela şöyle bir şey olsa, çift, çift, tek. Yani 2, 2, 3 alsak mesela. Toplamımız ne gelecek? 7 gelecek. O zaman olmuyor. Yani toplamımız çifti vermiyor. Bize kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Üçüncüsü için, çift sayıda asal sayının toplamı tek ise asal sayılardan en az biri 2'dir. Çift sayıda. Yani o zaman ne diyelim? Yine 2 olmak zorunda. Yalnız biri 2 dediği için 2 artı 3 tane daha sayımız olsun. Bunun sonucunun tek olmasını istiyoruz. O zaman ne olacak? Burasının tek olması gerekiyor ki sonucum tek olsun. Evet, doğrudur. Bunda da herhangi bir sıkıntım yok. Çarpımlarının sonucu tek sayı olan sayıların her biri tek sayıdır. Şimdi bak, burada tek sayıdır demiş. Yani bizim sayımız rasyonel sayı olamaz mı? Rasyonel sayı olduğu için yine bunu da bozan bir durumumuz vardır diyoruz. Çarpımlarının sonucu çift sayı olan tam sayılardan en az biri çifttir. Bak, burada tam sayı demiş ama yukarıda tam sayı ifadesini kullanmadığı için kesinlik var diyemiyoruz. Ama burada tam sayı dediği için evet, zaten bu da bizim belli başlı kuralımızdı. Sonucumuzun çift olması için çarpanlardan en az birinin çift olması gerekiyordu. Bakarsak 3 tane ifademiz her zaman doğrudur. 9. sorumuza baktığımızda 3 tane tarlamız var. Şöyle gidelim. K artı 3 küçük olacak. 3K eksi 10'dan o da küçük olacak. K artı 6'dan. Bunları ikişerli ikişerli yaparsak. K artı 3 küçüktür. 3K eksi 10. 3K eksi 10 küçüktür. K artı 6. Buradan 2K 13'ten büyük. K 13 bölü 2'den büyük. Buradan 2K 16'dan küçük, K da 8'den küçük geldi. Bulduğumuz iki eşitsizliği birleştirirsek K 8'den küçük, 6,5'tan büyük gelecektir. Bize K pozitif bir tam sayı dediğine göre K'nın alabileceği tek değer 7 gelecektir. K gördüğümüz yere 7 yazarsak 10, 11 ve 13 gelecektir. Arsalarımızın alanları en çok payına düşen çocuk 13 dönüm tarla almıştır. Doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 10. sorumuz için bize verilen ifadeyi düzenlersek 5 üzeri A eksi B'nin karekökü C'ye eşit gelecek. Her iki tarafın karesini aldığımızda 5 üzeri A eksi B C kare. Bu durumda tek bir durum karşımıza çıkacak. C buradan 5'tir. Ve A ile B'nin farkı da 2'dir. Ve A ve C'nin asal olduğunu unutmayalım. Şimdi şıklardan gidersek. Bizden A, B, C'nin toplamını istemiş. C kesinlikle 5. O zaman bunların her birinden 5'i çıkartarak başlayabiliriz. Şimdi 34. Peki burada A ne gelecek? B artı 2 gelecek. Yani sayılarımız ne diyelim? B'ye B artı 2. Aradaki fark 2 olan sayılar şeklinde düşünebiliriz. Hangi aralarında 2 fark olan hangi iki sayıyı toplarsam 34 olur. Ne geliyor? 16'ya 18 geliyor. 16 ve 18 asal mı? Hayır, değil. Doğru yanıtımız A seçeneği gelecektir. Mesela bir tane örnek verelim. 41 yapalım. Hemen C'yi çıkardım. C5'te. 36 gelecek A ve B'nin toplamı. Peki
Hangi sayıları toplarsam 36 olur. Aralarında 2 fark olacak şekilde 17'ye 19. 17 ve 19 aralarında asal mı? Evet, asal şeklinde düşünebiliriz. 11. sorumuz f(x)'in denklemini yazmak istediğimizde eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. X bölü 4 eşit olacak. Y bölü m o da eşittir 1'e. Buradan toparlarsak f(x) fonksiyonumuz eksi m bölü 4x artı m şeklinde karşımıza çıkacak. Şimdi bize verilen eşitlikleri elde edersek f(x) ne demek? F fonksiyonunda x gördüğümüz yere sağ taraftakini yazmak demek. O zaman başlayalım. Eksi m bölü 4x gördüğümüz yere aynısını yazacağız. Eksi m bölü 4x artı m ve artı m şeklinde gelecek. Eşitmiş f 3x. X gördüğümüz yere 3x yazarsak eksi 3 mx bölü 4 artı m eksi f x eksi 1. X gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsak eksi m bölü 4x artı m bölü 4 artı m şeklinde gelecek. Buradan da eksi x eksi 9 dersek. Şimdi buraları toparlarsak bakalım ne oluyor? M kare bölü 4x eksi m kare bölü 4 artı m şeklinde geldi. Eşittir. Eksi 3 mx bölü 4. Şuradan artı mx bölü 4 gelecek. Eksi 2mx bölü 4 eksi şuradan artı m eksi m birbirini götürdü. Eksi m bölü 4 eksi x eksi 9 şeklinde geldi. Şimdi işlemleri sakin ilerletmeye çalışalım. Bakarsak buradan eşitlik söz konusu. O zaman sol taraftaki x'in katsayısı m kare bölü şurası 16 gelecekti. Yanlış olmuş. 4 kere 4 16. M kare bölü 16 eşit olacak. Sağ taraftaki x'in katsayısına bakalım. Eksi 2m bölü 4 var burada. Burada da ne var? Eksi 1 var. Eksi 1'den. M kare bölü 16 eşittir. Eksi 2m eksi 4 bölü 4'ten. Şurayı 4 ile çarpıp birbirine eşitlersek m kare eşit olacak. Eksi 8m eksi 16'ya. M kare artı 8m artı 16 eşittir 0 dersek m değerimiz buradan eksi 4 gelecektir. M'yi eksi 4 bulduk. Peki biz ne arıyorduk? F eksi 4 arıyoruz. O zaman çıkalım fx fonksiyonumuzda m gördüğümüz yere eksi 4 yazarsak. fx eşit olacak. Eksi 4 bölü 4. Hatta şurada da eksi var. M'ye eksi 4 bulmuştuk. X eksi 4'ten. Fx'imiz x eksi 4 geldi. Peki f eksi 4 nedir? Eksi 4 eksi 4'ten eksi 8 gelecektir. Doğru yanıtımız pardon A seçeneği oldu. 12. sorumuz kırmızı bölgeye hangisi yazılmıştır demiş bize. Şimdi P kümesi neymiş? A harfiyle başlayan. O zaman buraya ahenk yazabiliriz. S kümesi Ç harfiyle başlayan Çiğdem. Peki A ile başlayıp içinde L olan ahenk ve Çiğdem'i yazmıştık. A ile başlayıp içinde L olan Açelya. P ve R'nin ortağı. Şurası Açelya. Ç ile başlayan içinde L olan. Ç ile başlayan içinde L olan şuradaki sarı bölgeye de Çağla yazacağız. İçinde L olan A ile başlamayan Ç ile başlamayan kırmızı bölgeye ne kaldı? Belçim adı kaldı. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 13. sorumuz yoğurdun kapladığı alan öncekiye göre %20 artmış. Ne kadar artmış ona bakalım. Yoğurdun açısı 45 dereceydi. %20 artacağı için 45 çarpı 20 bölü 100 dersek 9 derece artması gerekiyor yoğurdun. Peki bizden istediği atıştırmalığın yüzde kaç azaldı? Şimdi atıştırmalığın derecesi 360'a tamamlarsak
200 derece gelecek. O zaman orantımızı şu şekilde kuracağız. %100'ü 200 derece ise yüzde kaçı 9 derece gelecektir? Yoğurt 9 derece artıyorsa atıştırmalık 9 derece azalması gerekiyor. 100-200'ün yarısı, o zaman 9'da 2'ye bölersek 4,5 azalacak diyoruz yüzde. Doğru yanıtımız B seçeneği geldi. Koşullu önermesinin karşı tersini istemişini bakarsak İstanbul Marmara Denizi'nin kıyısında ise İstanbul Marmara bölgesindedir. Karşı ters nasıl buluyorduk? Hem ifadeler hem önermeler yer değiştirecekti hem de değilini alacaktık. Yani tersini alacaktır. O zaman bakarsak ikincisine ise'den sonrasına bakıyoruz. İstanbul Marmara bölgesindeyiz. Bunun tersi ne olacak? İstanbul Marmara bölgesinde değilse, o zaman şu ikisi mi kaldı elime? Şu üçü kaldı pardon. Marmara bölgesinde değilse. Gitti. İstanbul Marmara Denizi kıyısındaysa. Ne diyeceğiz? İstanbul Marmara Denizi kıyısında değildir. İstanbul Marmara Denizi kıyısında değildir. Bakın çok fazla kelime oyunu yapmış. Sadece ne olduğu gibi alıyorum. Sadece olumluları değil şeklinde yaptım. Bir de tabii ki karşıt dediği için yer değiştirdim. Karşıt ters. Hem yer değiştirdik hem değilini aldık. 15. sorumuz bize yol ve zamanı vermiş, hızı istiyor. Hızı nasıl buluruz? Hız eşittir yol bölü zaman şeklinde. Bu şekilde bize bunu anlatıyor. O zaman bakalım yolumuz x küp eksi 3x kare artı 4x eksi 12'yi yolumuza bölersek x eksi 3. Şimdi çarpanları ayırmaya çalışalım ya da normal polinom bölmesi yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yukarıda ne yaparsak şu ikisini ilk iki terimi x kare parantezine aldığımda x eksi 3 gelecek artı diğer ikisini 4 parantezine aldığımda x eksi 3 geldi bölü x eksi 3. Buradan toparlarsak x eksi 3 çarpı x kare artı 4 bölü x eksi 3 şeklinde gelecek. Bu durumda aracımızın bu süre içindeki hızı x kare artı 4'müş. Doğru yanıtımız D seçeneği geldi. 16. sorumuz bu ipi üst üste katlamadan 4 kez veya 5 kez kesim yapıyormuş ve tam sayı elde ediyormuş. 8 kez kesim yaptığında da tam sayı elde edemiyormuş. Şimdi buradan ne diyeceğiz bak. Bir ipi ben 4 kez kesersem kaç parça elde edilir? 5 parça elde edilir. Çok dikkat. Peki 5 kez kesim yaparsam 6 parça elde edilir. Sana diyor ki bu sayı 4 ABC sayısı 5 ve 6 ile tam bölünüyor. 8 kez kesim yaparsam 9 parça elde edilir ama tam sayı elde edemiyormuşum. O zaman 9'la bölünemiyor diyeceğiz. Bu metinden çıkartacağımız sonuç bu. Hadi o zaman bakalım şimdi. 5 ve 6 ile tam bölünmesi demek 5'i zaten biliyoruz. Birler basamağı 0 veya 5 olacak. 6 ile tam bölünebilmesi demek hem 2 ile hem 3 ile tam bölünebilmesi demek. O zaman sayımızı elimize aldığımızda şimdi 5 ile başlayalım. C 0 veya 5 olacak. 5'i sağlattık. Geldik 6 ile bölünebilme. 2 ile başlıyorum. 2 ile bölünebilme kuralım birler basamağının çift olmasıydı. O zaman C kesinlikle 0 olacak diyoruz. Sayımız neymiş? 4 AB 0'mış. Bu tamam. Şimdi 3 ile bölünebilmeyi sağlatmaya çalışalım. Rakamları toplamına bakıyorum. 4 artı A artı B 3'ün katı olmalı. 4'ün 3 ile bölümünden kalan 1, 1 artı A artı B 3'ün katı olmalı dedik. Toparlarsak buradan ne gelecek? A artı B 3K eksi 1 şeklinde gelecek. Şimdi bunun üzerinden gideceğiz. Ama bir sıkıntımız var. Sıkıntımız da sayının 9 ile tam bölünememesi. O zaman onu da toparlayalım. Şimdi bu sayımız bu. Bunun 9 ile bölünmemesini istiyorum. O zaman ne diyeceğim? 4 artı A artı B eşit olamaz 9'un katına. Bu durumda ne diyebiliriz? A artı B 5 olamaz toplamlarının 9 olması için. Ve bir de A artı B bunun rakam olduğunu unutmayalım. 18 olsa ne olur? 14 olamaz diyeceğiz. A ve B 5 ve 14 olamaz. Bunun dışında her şey olabilir. Haydi şimdi gelelim. A artı B 3K eksi 1'di. O zaman A artı B ne olur? K'ya 1 verirsek 2 olur. A artı B 8 olur. 3'ün katlarından 1 eksik alıyoruz.
A artı B 11 olur dedik. Peki başka 15 olsa 14 diyeceğiz. Bak 14'ü alamıyoruz. 18 olsa 17 olur. Onu da bir köşeye yazalım. A artı B de 17 olabilir. A artı B'nin alabileceği 4 tane değer var. Peki bakalım hemen. Şimdi yazarsak 0'a 2, 1'e 1, 2'ye 0. Buradan 3 tane geldi. 0'a 8, 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5, 4'e 4, 5'e 3, 6'ya 2, 7'ye 1, 8'e 0, 2, 4, 6, 8, 9 tane geldi buradan da. Toplamların 11 olması için şimdi rakam olduğunu unutmayalım. O zaman B'ye 9 verirsek 2, 2, 9, 3, kaça kadar gidecek? 9'a kadar gidecek. 9'a 2 şekline kadar gidecek. Peki burada kaç sayı var? 8 tane sayı da buradan geldi. Toplamların 17 olması için 9, 8 veya 8, 9 olmak zorunda. Tekrar söylüyorum, rakam olduğunu unutmayalım. 2 tane değerimiz de buradan geldi. Yuvarlak için aldığımız değerlerin hepsini toplarsak ipimiz 22 farklı tam sayı değeri alacak diyoruz. 17. sorumuz bize ikiz asalın tanımını yapmış. Aralarındaki fark mutlak değerci ikiye eşit olanlar ve x, y'den küçüktür demiş. O zaman işte y, x'ten 2 fazla olacak. Buna karşılık yazalım. 3'e 5, 5'e 7, 11'e 13, 17, 19, 29'a 31 olur. Şöyle tararsam 41, 43, 59, 61, 71, 73 şeklinde karşıma çıkacak asallarımız. Ama ikiz asallarımız. Ama bize ne diyor? X ve Y iki basamaklı asallar diyor. Dikkat et, o zaman şu yukarıyı alamıyorum. Kaç tane sayı çifti yazdım? 2, 4, 6 tane sayı çifti yazdım. Doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 18. sorumuz müşterilerden bazıları 2 gün, temsilcilerden bazıları 2 günde bir, diğer kalanlar da 3 günde bir müşteri görüşmesi yapıyorlarmış. Cuma günü kaç müşteri görüşmesi yapılmıştır? O zaman şöyle yazalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve sonuncusu Cuma günümüz. 12, 15, 18 ve 14 şeklinde. Şimdi şöyle düşünürsek, Pazartesi günü 12 temsilci müşteri görüşmesi yaptı. 2 günde bir yapsa ne olur? Çarşamba günü olur 12 kişi. 12 12 gitti. Çarşambadan Cuma'ya bakın. 2 gün yaptığı için buradan da bir 12 gelecek Cuma günü için. Bu şekilde oldu. Şimdi devam edelim. Bak burada bir 6 kişi kaldı. Bu 6 kişi ne olacak? 3 günde 1'e dönecek. Yani buradaki 6 kişi aslında cumartesi günü yapacak. Ona dikkat. Şimdi salı gününden bakalım. Yine 2 günde 1 üzerinden gidiyorum. 15, yani salıdan perşembeye 14 kişi ne oldu? 2 günde 1 yaptı. Gene kaç kişi kaldı? 1 kişi kaldı. Bu kalan 1 kişi ne olacak? 3 günde 1 yapacak. Bu da Cuma gününe kalmalı diyoruz. Yani Cuma günü toplamda 13 temsilci müşteri görüşmesi yapmıştır diyoruz. 19. sorumuz için 56 yaşın üstündeki 18 yaşın altındakiler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacakmış. İndirimden faydalanamayacak vatandaşların yaş aralığı demiş bize. Şimdi 56 ile 18'in aritmetik ortalamasını alsak 37, o zaman doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz. Şimdi B seçeneğini bir inceleyelim. Aslında bu tarz soruları şıklardan gitmek bize fayda sağlayacaktır. Şimdi x eksi y'nin mutlak değeri küçük eşit 19. Ne diyeceğim? Mutlağımı atacağım. 19 ile eksi 19 arasına sıkıştırıyoruz. Buradan her iki tarafı 37 eklersek x 56 ile 18 arasında gelecek. 56'nın üstündeki ve 18'in altındaki ücretsiz faydalanacaktır demiş bize. O zaman 18'e 56'yı bulduğumuz için doğru yanıtımız B seçeneği gelecektir diyoruz. 20. sorumuz, A'dan B'ye sabit hızla yol alan bir aracın T1 ve T2'de bulunan SOS iletişim sistemine uzaklıkları toplamının zamana göre değişim grafiğini istemiş. Şimdi başlangıçta kaçla başlayacağız, buna bir bakmamız lazım. Şimdi A'nın T1 olan uzaklığı 250, T2 olan uzaklığı 750. O zaman toplam 1000 metre ile başlayacağız. Buna dikkat. O zaman 1000 ile başlamayanları eleyebiliriz. A ve B seçeneği elendi.
Sonra aracımız sabit hızda ilerliyor. Aracımız T1'e geldiğinde ne olacak bakalım? Aracımız T1'e geldiğinde sadece T2 ile arasındaki mesafe olacak. O da kaç? 500 metre. O zaman 500 metre de olmalı. E seçeneğimiz de elendi. Şimdi dikkat edelim. Aracımız T1'den T2'ye doğru yola çıkıyor. Şimdi buradan yola çıktığı anda mesela atıyorum şu noktaya gelse. Şurası ile şurasının toplamı 500. İşte bu noktaya gelse burası ile burasının toplamı 500. Yani bir süre T1 ve T2 SOS istasyonlarına olan mesafesi değişmeyecek. Toplam olduğu için. Toplam hep 500 gelecek. T1 ile T2 arasındayken sabit ilerleyecek. Bakarsak C ve D şıklarımız ikisi de sabit. Peki devam ettik. Şimdi T2'ye gelmiş olsun. T2'den yola çıkarsa ne olacak? Hem T2'den uzaklaşıyor. Yetmezmiş gibi T1'den de uzaklaşıyor. O zaman uzaklık yine artarak devam edecek diyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneği geldi. 21. sorumuz bizden araçların ÖTV'li fiyatlarını hesaplamamızı istemiş. %50'den %45'e ve %80'den %60'a düşecek. O zaman 3 sıfırları atıyorum arkadaşlar. Son 3 sıfırlarla işimiz yok. Bizim şöyle atalım bilginiz olsun. Haydi şimdi bakalım. Aracın fiyatı 140. O zaman birincideyim. 140'ın %50 fazlasını hesaplıyorum. 210 bin. 140'ın %45'i yani %145'ine bakacağız. Bu da 203 bin geldi. Bu kişinin bu araçtan elde ettiği kar 7000 liraymış. Bunları yüzdeye vuracağız. Aracımız 160 bin, %80'den %60'a düşmüş. 180 bölü 100 dersek 288 bin. 160 çarpı %60. 160 bölü 100'den de 256 bin geldi. Peki buradan karı nedir? 32 liradır. O zaman şöyle bir orantı kurarsak %100. Şimdi araçlarımızın ÖTV'li fiyatları 210'a 288'i toplarsam 498 bin gelecek. Peki yüzde kaç kar elde etti? Kaç bin kar etmiştik toplam? 7 artı 32'den 39 bin kar etmiştik. Buradan soru işaretimiz 3900 bölü 498'den işte hangi aralıkta yer alır diyor ya bize. Tam sayı çıkmıyor. Bu yaklaşık olarak 7,8 gibi bir değer çıkıyor. Yani 7 ile 8 arasında bir değer gelecek. Doğru yanıtımız B seçeneği oldu. 22. sorumuz bir ailenin 2015 yılındaki yaşları toplamı 129'muş. Bunu yazalım. 129. Sonra ne olmuş? 2016, 2018, 2020 yıllarında birer çocukları olmuş ve 2021 yılındaki yaş ortalaması 21 olmuş. O zaman bakalım şimdi. 2021 yılında, 2016 yılında doğan çocuk 5 yaşında olacak. 2018 yılında doğan 3 yaşında ve 2020 yılında doğan 1 yaşında olacak. 2021 yılında. Peki şimdi dikkat. Bunların 2015 yılındaki yaşları toplamı 129'du. Diyelim ki ailede X tane kişi olsun başlangıç için. Kaç yıl geçti aradan? 6 yıl geçti. Bir kişi 6 yaş alırsa X kişi 6X yaş alacak diyoruz. Bölü. Yaşları toplamı. Bütün ailenin yaşları toplamı. Şimdi başlangıçta ailede X kişi vardı. 2016, 2018 ve 2020'de toplam 3 birey daha katıldı aileye. Ve ortalamaları 21 olmuş. Bunu toparlarsak 6x artı 138 eşit olacak 21x artı 63'e. Buradan 15x eşittir 75x de buradan 5 olarak gelecek. Başlangıçta ailemizde 5 fert varmış. 23. soru Ali cebindeki parayla annesine, babasına ve kendine ayrı ayrı olmak üzere 30 bilet almış. O zaman şöyle diyelim. Ali'nin bileti Ali diyelim oraya direkt. Ali'nin bir bileti X lira. Anne ve babasının yani öğrenci X lira olsun. Anne ve babanınki de Y lira olsun diyerek başlayalım. Şimdi Ali her birine eşit 30 tane bilet aldıysa 10'ar tane alacak. 10 tane kendine aldı. 10x lira ödedi. 10 anneye, 10 babaya da 20 lira ödedi 30 bilet için. Babası ne demiş? Neden paranın tamamıyla kendine 30, bize de 5'er adet bilet almadın? O zaman Ali kendine 30 bilet alırsa 30x lira olacak. 5 anneye, 5 babaya aldı 10 bilet oldu. Buradan da
10'ya gelecektir ve aynı paradan bahsettiği için birbirine eşitledik. 20'ye pardon 20x olacaktı burası. 20x 10y'ye eşitmiş. Yani bu durumda y eşittir 2x şeklinde geldi. Şöyle diyebiliriz. Ali'nin bileti 1 liraysa anne ve babasının bileti 2 lira şeklinde düşünebiliriz. Bize diyor ki Ali elindeki paranın tamamıyla kendine en çok kaç bilet alırdı? Peki şuydu Ali'nin parası ya da sağ taraftaki hiç fark etmez. X yerine 1, Y yerine de 2 yazarsak Ali'nin 50 lirası vardır. Ve öğrenci bileti 1 lira olduğu için Ali kendine 50 tane öğrenci bileti alabilir diyoruz. Şimdi bizden Ekim'deki faturayı diğer aylarla kıyaslamamızı istemiş. Ekim'deki fatura diğer 3 ayın ortalamasından fazla, Ağustos'tan azmış. Ekim'i kıyaslıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Ekim için diğer 3 ay neler var? 700, 440 ve 300. Bunun ortalamasından toplayıp 3'e böldük. Fazlaymış. X olsun Ekim ayı için. Ve bize diyor ki Ağustos ayından da az. Ağustos ayında ne kadar ödenmiş? 700 lira ödenmiş faturamız. İşte X bu aralıktaymış. O zaman toparlayalım. 1440 bölü 3 küçüktür. X küçüktür 700. 1440'ı 3'e bölersek 480 küçüktür. X küçüktür 700 geldi. Bizden istediği Ekim ayındaki faturanın TL türünden alabilecek kaç farklı tam sayı değeri var? Son terim eksi ilk terim 699 eksi 481 artı 1 dersek 219 farklı değer olabilir. Doğru yanıtımız D seçeneği geldi. 25. sorumuz. İhracat 20 milyar dolarken ne olmuş? %20 artmış. O zaman ne kadar olmuş ona bakalım. 20 çarpı 120 bölü 100'den 24 oldu. Şimdi ihracat 20 iken 24 oldu. Bu tamam. İthalata bakalım. İthalat 5 milyar dolarmış ve %80 artmış. 5 çarpı 180 bölü 100 dersek buradan da 9 geliyor. Yani ne oldu? 5 iken 9 oldu. Bu da ithalatımız. Peki bizden istediği ihracat ile ithalat arasındaki fark. Şimdi başlangıçta kaçtı? 20, 20'ye 5'ti. 15. Son durumda kaç? 24'e 9. 15. Ne oldu ithalat ihracat arasındaki fark? Değişmemiş oldu. 26. sorumuz başlayalım. A marka 8 adet pille, B marka 10 adet pille en çok kaç saat çalıştırılacak? Buradaki telsizlerimiz. Şimdi bakarsak birincisi için A ile 24 saat, B ile 18 saat. Birlikte çalıştıralım. A artı B, A artı B, A artı B şeklinde. Şimdi ikisi beraber çalıştığında kaç saat çalışabilecekler? 18 saat çalışabilecekler. 18, 18, 18. Bu şekilde çalıştılar. Peki 18, 18 çalıştılar ama A 24 saat gidiyordu. O zaman A'dan kalan bir 6 saatimiz var. A'dan kalan 6 saatimiz var. Kaç tane A pili kullandık? 3 tane. O zaman 6 çarpı 3'ten bir 18 saatimiz gelecek buradan. Bak A'dan kalan. A 24 saat çalıştığı için. Peki ben bu 3 tane A'dan kalan pili bir tane B piliyle birleştirsem tekrar bir 18 saat daha çalışacak mı burası? Evet, çalışacak. Şimdi burası tamam. Birincisi için. Gelelim ikinci telsizimize. Yine küçük olan saatten, az olan saatten gideceğiz. 9 saat üzerinden başladık. A artı B. A artı B. A artı B. Yine buradan gidelim. 9 saat buradan, 9 saat buradan, 9 saat buradan çalıştı. Şimdi A yine 12 saat gidiyordu. O zaman A'dan kalan bir 3 saatimiz var. Kaç tane A kullandık? 3 tane. O zaman 3 çarpı 3'ten yine bir 9 saat kaldı. O zaman buna tekrar bir B pilini eklersem buradan yine ne geldi? Bir 9 saat daha çalışmış oldular. Şimdi ikinciden yine devam ediyorum. Pil sayılarımızı en son denkleştirmeye çalışacağız. Tekrar A artı B. A artı B diyelim. Yine buradan 9, buradan da 9 geldi. Yine dikkat edelim. A'dan kalan 3 saatimiz. Buradan ne oldu?
3 çarpı 2'den 6 saat daha çalışabilir. Oldu. Buna da B pilini ilave edersek yine buradan bir 6 saatimiz geldi. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir pil sayılarımıza bakalım. Ondan sonra da toplam kaç saat olduğuna bakarız. Şimdi A pili kaç tane A pili kullanıldı? 1, 2, 3. Sağ tarafta hiç kullanmadım, dikkat et. 4, 5, 6, 7, 8. A pilini denk getirdik. B piline baktığımda 1, 2, 3. Bir tane burada kullanmıştım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak 11 gibi gözüküyor ama şöyle bir şey yapsak. Yukarıdaki B pilinin tamamını kullanmasam da gelip bunu burada kullansam. O yüzden bunu hiç hesaba katmasam. Çünkü benim burada bir 6 saatlik açığım var. O yüzden buradaki 6 saati yukarıdaki pille kapatabilirim şeklinde düşünüyorum. O zaman yine bak şu burada ekstra bir pil kullanmıyorum. B'deki sayımızı da sağlattık. Hadi şimdi gelelim. Toplam kaç saat çalıştığına. Şimdi burası için bakarsak 18, 18, 18. Şuradaki 18'in tamamını kullanmamıştık. Dikkat. O zaman ikinci pilimizden gideceğiz. 9, 9, 9. Burada da bir 9'umuz vardı. 9, 9 ve 6 saat geldi. Kaç tane 9 var? 6. 9 çarpı 6 artı 6'dan 60 saat geldi. Peki yukarıda 4 tane 18 mi gelmişti? 32, 72. Bak dikkat. Ben ne yaptım? Şuradaki pili, buradaki B pilini yani buranın tamamını 72 saat değil de 60 saat dolunca çıkarttım. İkinciye taktım. O şekilde düşünebilirsiniz. O zaman burada yine 10 tane B pili kullanmış oluyoruz. Yani bu kadar pil ile en çok 60 saat çalıştırılabilir diyoruz. 27. sorumuz küp art arda 3 defa bir zemine asılıyormuş. Üst yüzüne görünen harflerden ikisinin sesli olma olasılığı. O zaman ne istiyorum? Sesli, sesli, sessiz. Sesli, sesli, sessiz şeklinde istiyorum. Hadi şimdi bakalım. İlk attığımda üst yüzünde sesli olma olasılığı nedir? İki tane sesli harfimiz var. Bu ikisi birbirinin aynısı. Dikkat. Ben sadece toplamdan gidiyorum. Sesli olması 2 bölü 6 çarpı. Tekrar sesli gelsin istiyorum. 2 bölü 6 çarpı. Sessiz gelsin istiyorum. 4 tane sesli var. 4 bölü 6. Peki karşımda ne var şimdi? Sesli, sesli, sessiz. 3 tane harf kendi arasında yer değiştirebilir mi? Evet. 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirir. Peki tekrarlı permütasyona giriyorum. Dikkat et. 2 tane A harfi var. Bu A'lar görünüş olarak bir şey değiştirecek mi? Hayır. O yüzden bölü 2 faktöriyel dedim. Tekrarlı permütasyondan. Şurada seçme işlemimizi yaptık. Sonrasında sıralamamızı yaptık. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde. Peki buradan işlemimizi toparlarsak cevabımız 2 bölü 9 gelecektir. 28. sorumuz 2022. kutu hangisidir demiş bize. Şimdi ne yazıyor burada? Avantaj. Peki avantaj kaç harfli? 7 harfli. 2022'yi 7'ye bölersek kalan bize hangi harf olacağını söyler. 288 kere buradan da 2016 gelecek. Kalanımız 6. O zaman 6. harf nedir şeklinde bakacağız. 6. harfimiz A. O zaman A olacak. Şu ikisi gitti. Şimdi A'nın rengine bakalım. Şimdi renklerimiz nasıl ilerliyor bakarsak. Turuncu, sarı, mavi, pembe, yeşil, sonra tekrar turuncu, sarı diye gidiyor. O zaman harflerimiz de 5 kere de bir tekrar ediyor. Aynı mantıkla 2022'yi 5'e bölersek kalanımız 2 gelecek. Peki ikinci rengimiz nedir? Sarı. O zaman sarı ve de A yazacak içinde diyoruz. Doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 29. soru bir ifadenin açılımındaki katsayılarını bulma formülünü vermiş bize. X, Y, Z'nin kuvvetleriyle alakalı. Haydi bakalım şimdi. Bu aşılımdaki terimlerden biri buysa M kaçtır? O zaman ne diyeceğiz? Neymiş? 8. Pardon. 8 faktöriyel bölü
3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde gelecek. 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel dedim. Durdum. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel. 2 çarpı 3 faktöriyel dersek. 3 faktöriyeller gitti. 6'lar gitti. Şuradan da 2 dediğimizde 8 kere 7 56. 56 ile 10'u çarparsak 560 gelecek. M değerimiz, doğru yanıtımız D seçeneği geldi. 30. sorumuz, manav elindeki ağırlıkları kullanarak ağırlıkları tam sayı olan kaç farklı tartma işlemi gerçekleştirebilir demiş. Şimdi terazinin sol ve sağ kefesi şeklinde düşünürsek. Mesela şöyle diyelim. Şurası sol, şurası da sağ olsun diyerek başlayalım. Şimdi sol tarafa 4'ünü birden koyabilir. İşte sağ tarafa hiç koymayabilir. 4'ünü birden koyarsan ne olacak buradan? 4'ün dörtlüsü gelecek. Bu da 1'e eşittir. Peki buradan gelen sayımız nedir? Tek bir şey. 4'ünü de bir yere koyarsam ne olur? 40 gelecektir. Gibi gibi gibi. Şimdi bu mantıkla ilerlersek. 3'e 1 desek. 4'ün üçlüsü çarpı 1'in birlisinden 4 geldi buradan da. Devam ettiğimizde ne olabilir? 2 bu tarafa, 2 bu tarafa koyabiliriz. Buradan da ne gelecek? 4'ün ikilisi çarpı geriye 2 tane kaldı. 2'nin ikilisi 6 kere 2, 12 de buradan geldi. Ama dikkat, burada şimdi sayılarımız eşit olduğu için 2 defa kullanmış oluyoruz. O yüzden 2'ye bölersek, pardon, 4'ün ikilisi 6, 6 kere 1, 6 gelecek. Buradan 6'yı 2'ye bölmemiz gerekiyor. 2, 2'nin yani 2, 2, solda 2, sağda 2 olduğu için 6 bölü 2'den 3 gelecek buradan da. Sonra 2'nin ikilisi dedik. Ya 2 2 dedik. 2'ye 1 koyabiliriz. 4 tane sayımız olduğu için. 2'ye 1 için ne diyeceğiz? 4'ün ikilisi. Geriye 2 tane kaldı. Kalan 2 tane 2'den de bir tane seçiyoruz. Buradan da 12 geldi. 2'nin birlisi, 2'nin sıfırlısı aynı mantıkla 4'ün ikilisi. 2'nin sıfırlısı yine 6 geldi buradan. Sonra 3'ün sıfırlısını unuttuk yukarıda. 3'ün sıfırlısını alırsak 4'ün üçlüsü, 3'e 0 alıyoruz. 4'ün üçlüsü 1'in sıfırlısı gelecek buradan da. 4'ün üçlüsü 4'e eşit, 1'in sıfırlısı 1'e eşit. Buradan da 4 geldi. Şimdi bakalım, 4'e 0 dedik. 3'e 0, 3'e 1 dedik. 3'e 2 diyemiyoruz zaten. 2 0 2 1 2 2. Geriye bir tek 1 kaldı. Şimdi 1'e 3 1'e 2 dememize gerek yok. Çünkü burada kullandık onları. O zaman 1'e 1 ve 1'e 0'ımız kaldı bir tek. O zaman 1'e 1 için de 4'ün birlisi çarpı 3'ün birlisi diyeceğiz. Buradan da 12 geldi. Bak yine 1'e 1 olduğu için, aynı olduğu için 2'ye böldük. Yine 6 geldi buradan. Şunları da yuvarlak içine alalım. Ve son olarak 1'e 0 sol tarafa bir tane, sağ tarafa hiç koymazsam bu durumda da ne olacak? 1'e 0'dan 4'ün birlisi çarpı 3'ün sıfırlısı şeklinde karşımıza çıkacak. Buradan da 4 geldi. Şimdi bakarsak 1, 4, 3, 12, 6, 4, 6 ve 4'ü topladığımızda 40. Yani toplamda 40 farklı tartma işlemi gerçekleşebilir. Şimdi bak, birazcık açıklamak gerekirse burayı. Mesela şu 1'e 0 sol tarafa 1, sağ tarafa hiç koymama işlemi. Buradan 4 tane sayı gelecek dedik. Bu 4 sayımız nedir? 1, 3, 9 ve 27. Yani aslında burada gördüğümüz sayılar olacaktır. Bu şekilde ben toplam 40 tane tartma işlemi gerçekleştirebiliyorum.